Türkülerde hep bir şey var. Ya imkansız aşk ya böyle bir çekip gitmiş biri. Neden böyle? Ya bizim Karadeniz halkı herhalde hiç kavuşamamış. Yok, Karadeniz değil, bütün Anadolu'da genelde bütün hani Neşet Ertaş Türkülerinde de öyle. Biz ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Yani Karadeniz'de kavuşamamak mesela Trakya'da iyi oyun kültürü var. Şey kültürü, işte roman kültürü, evet, var. Bizim de dert kültürümüz var. Dert kültürü güzel. Var mı böyle dertle evlenen var mı? Böyle zorla zorla. Ha? Ben o yüzden evlenmiyorum. Yok öyle deme, öyle deme. Sende bir şeyler var. Sende biraz malzeme var galiba Ali. Aslında çok şey var ama... Evli misin? Evliyim. Bir çocuk zor mu oldu hanım almak? Bir 7 sene sürdü. 7 sene? Şarkılar tam sendeki. Niye 7 sene sürdü, ne oldu? Nişanlık dönemi uzadı. İşte askerlik. İşler güçler öyle uzadı bayağı. Yani. Aileyle ilgili falan aileyle, problem yok yani. Sorun yok yani şu anlık. İyi peki. İyi. Buradan eşine selam söylemek istersen. Eşimi çok seviyorum. Güzel. Sende de bir şey var Adem. Evet, ben de evliyim. Evlisi kaç yıllık? 11 yıllık. Şu an yanlış söylemeyeyim diye bir düşündüm. 11 yıllık. Evet. Sen kesin evlilik gününü de hatırlamıyorsundur. Oraya hiç girmeyelim. Yapacağız. Böyle muhabbetlerimiz, sohbetlerimiz olacak. Hakan var orada. Hakan çok dertli bak. Hakan da bir dert var. Hakan'da bir şey var. Ben yeni evlendim. ne kadar yeni Hakan? Çok yeni, bir hafta oldu. Bir hafta oldu. Evet. Anam, bir hafta oldu. Hakan türkü söylerken dikkat edin bundan sonra. O kadar dalıyor ki, o kadar dertli böyle. Bir de çok sallanır türkü söylerken, tam yaşar. Biz onu tembihledik. Hakan bir gel, Hakan sen yenisin, gel. Gel. Taze damat. Aynur teyzem daha bir hafta olmuş evleneli. Taze damat ya.
Buradan eşine bir şeyler söylemen lazım. Ne dedi kız, anlamadım. Eşimi çok seviyorum. Hastaymış, geçmiş olsun diliyorum. Hastaymış ne ya? Evet. Mış ne ya? Dün... Bir haftalık evlisin ya. Hayır, dün beraber değildik. Yanında değildim, hastalanmış. Buradan geçmiş olsun dileklerimi gönderiyorum. Eşine peki şu anda bir Karadeniz türküsü okumak istesen hangisini okurdun? Yani Oy Sevdam olabilir. Okusana bir tane. Bir kıta eşine. Yok, girmeyeyim tek başıma. Niye? Oy Sevdam. Yalnız savaşamıyor. Hep beraber okuruz. Bunlar. Biz tek başımıza savaşamıyoruz. Bunlar dertli grup. Böyle grup olarak, grup 10 olarak her yere giriyorlar. Tek başlarına hiçbir şey yapamıyorlar. Peki. Doğrudur. Aslında tam dert değil de biraz yaşanmış hikayeleri olan şarkıları söylemeye çalışıyoruz. Onların hepsi de dertli. Aynen öyle. Söylesene bir eşine hadi birlikte. Hadi, sen sadece sözlerini söyle, şiir olarak sözlerini bir söyle. Bak şu an bekliyordur bizden. Bir haftalık gelin ya. Ya Hakan utanma ya. Hakan gel. Hakan. Şöyle şuradan eşine bir seslen. Eşime ne söyleyebilirim? Oy Sevdam dağlara mı çıkayım? Oy Sevdam yollara mı vurayım? Oy Sevdam sensiz nasıl durayım? Vay vay vay. Kes kırdır yanına. Bunu da alalım, ondan sonra geliyorum buraya. Hadi. Alalım Oy Sevdam'ı tabii. Bir Oy Sevdam yapalım ya. Hakan için. Çok güzel söyledin. Yeni evlenen bütün çiftler için. Sevdim ben seni yarım küçükken, sevdim ben seni yarım küçükken. Bırakıp gider miydim sevdum, bırakıp gider miydim sevdum. Yar ben seni bu kadar severken, yar ben seni bu kadar severken. Oy Sevdam dağlara mı çıkayım? Oy Sevdam yollara mı vurayım? Oy Sevdam sensiz nasıl durayım? Oy oy dağlara mı çıkayım? Oy oy yollara mı vurayım? Oy oy sensiz nasıl durayım? Çiçekler gelme yarım alıp gidecekler, gelme yarım alıp gidecekler. Sen de beni sevmesen güzelim, sen de beni sevmesen güzelim. Buradan kalbimi sökecekler, burada kalbimi sökecekler. Oy Sevdam dağlara mı çıkayım? Oy Sevdam yollara mı vurayım? Oy Sevdam sensiz nasıl durayım? Oy oy dağlara mı çıkayım? Oy oy yollara mı vurayım? Oy oy sensiz nasıl durayım? Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Birazdan inşallah kemençeyle horon da seveceğiz.